Sevgili öğrenciler, 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürk Gürük dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 12. sınıflarımızın 14. hafta konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Ders kitabımızda sayfa 101 ve 106 aralığında bu haftanın konusu olan Atatürk ilkeleri konusunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Bugün Atatürk ilkelerinden bahsedeceğiz. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık yani çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerinden bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Üçüncü ünitemize geçiş yapıyoruz. Konumuz Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ve yan başlığımız çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkeleri. Bildiğimiz üzere sevgili arkadaşlar 6 tane Atatürk ilkesi vardır. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılık. Bunları tek tek madde madde işlemeye çalışacağız. Ve bunlarla ilgili olan yapılmış olan inkılap yenilik hareketleriyle de ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Birinci Atatürk ilkemiz olan cumhuriyetçilik. Bu Atatürk ilkesine de en çok Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görseli yakışacağı için bu görselle başlıyoruz arkadaşlar. Cumhuriyetçilik ilkesinde temel mantık hakimiyetin ulusa yani millete ait olmasıdır. Cumhuriyetçilik ilkesi ulusal egemenliğin hakim kılındığı sistemdir arkadaşlar. Seçme ve seçilme, ulus millet egemenliği, demokrasi, siyasi partiler, devlet yönetimi kelimeleri cumhuriyetçilik ilkesini içerisinde barındırmaktadır. Cumhuriyetçiliğin bütünleyici ilkesi ise ulusal egemenliktir. Ulusal egemenlik ise siyasi bir kavram olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Atatürk'ün cumhuriyetle ilgili şu sözlerini okuyun demiş arkadaşlar. 1933 yılında Atatürk diyor ki, Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir, diyor. 1924'te ise Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir, demiştir Gazi Paşa. Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı devlet ve hükümet teşkilatıdır ki, onun ismi Cumhuriyet'tir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet, millet de hükümettir. Artık hükümet ve hükümet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. 1925 yılında Gazi Paşa Cumhuriyet ile ilgili bu sözleri söylemiştir arkadaşlar. Cumhuriyetçilikle ilgili yapılan yenilikler, inkılap hareketleri neler? Hani yarın bir gün bir test sorusunda öncül verir, işte yukarıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden cumhuriyetçilikle ilgilidir gibi bir soru gelirse arkadaşlar, bunları kaçırmamak için madde madde hem yapılan inkılapları vereceğim, hem de cumhuriyetçilik ilkesiyle neden ilgili ve kısa kısa bilgi notlarıyla devam edeceğim. 1. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla milletin egemenliği dediğimiz ulusal egemenlik güçlenmiştir. Halk milletvekillerini yani mebusları seçerek ülke yönetimine ne yapmıştır arkadaşlar? Ortak olmuştur. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması kesinlikle ve kesinlikle cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalıdır. 2. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922 tarihinde. Saltanatın kaldırılmasıyla beraber tek kişinin egemenliğine son verildi. Böylelikle milletin egemenliği, ulusun egemenliği güçlendirilmiştir arkadaşlar. O zaman saltanatın kaldırılması kesinlikle cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalıdır. 3. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923 zaten başlı başına direkt
Cumhuriyetin ilanı hangi ilkeyle alakalı? Kesinlikle ve kesinlikle cumhuriyetçilikle alakalıdır. Cumhuriyet ilan edildiğinde ne oldu? Kısa kısa bilgilerimizi söyleyelim. Devletin adı konuldu. Artık devletin adı Türkiye Cumhuriyeti. Rejim sorunu çözüldü. Artık cumhuriyetle yönetiliyorsunuz. Devlet başkanı meselesi çözüldü. Artık cumhurbaşkanlığı makamı oluştu. 1921 Teşkilat-ı Esasi Anayasası'nda Cumhuriyet'in ilanıyla 1923 değişiklikleri oldu. Yani devletin yönetim şekli anayasaya madde olarak girdi. Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçildi. Artık arkadaşlar hükümet kurma biçimi kabine şeklinde. Yani başbakan kendi bakanlarını kabinesini oluşturarak meclisin güven oyuna sunmasıyla beraber parlamentoda yani mecliste güven oyu verirse hükümet ne oluyor? Kuruluyordu. Bunun adı kabine sistemiydi. Yeni inkılaplara ortam hazırladı Cumhuriyet'in ilanı. İlk reisi cumhurumuz Mustafa Kemal, ilk başbakanımız İsmet Bey, İsmet İnönü, ilk meclis başkanımız ise arkadaşlar Ali Fethi Bey yani Ali Fethi Okyar'dır diyeceğiz. 4. Halifeliğin 3 Mart 1924'te kaldırılması. Şimdi arkadaşlar halifeliğin kaldırılması 3 tane Atatürk ilkesiyle alakalıdır. Şimdi biz sorularda nasıl çıkartacağız? Sorunun gelişine göre cevap değişebilir. Eğer tek bir kişinin yönetiminden milletin yönetiminin güçlenmesi bahsedilmişse halifeliğin kaldırılmasını biz cumhuriyetçilik ilkesi olarak yorumlayabiliriz. Ama dini bir kişilikten, milletin meclisinin güçlenmesinden yani dini bir din ve devlet işleriyle alakalı bir konuya vurgu yapmışsa soru, o zaman halifeliğin kaldırılmasını ben laiklik ilkesiyle bağdaştıracağım. Eğer ümmetçi bir toplumdan ulusçu bir topluma kayış söz konusuysa halifeliğin kaldırılmasıyla o zaman sorunun cevabı milliyetçilik olarak kabul edeceğim. Cumhuriyetçilik olarak kabul etmemin temel sebebi sonuçta halife de tek bir kişiydi. Halifeliğin kaldırılmasıyla tek kişinin yönetimine son verilip milletin egemenliğine dayalı sistemin güçlendirilmesi benim aklıma geldiği için cumhuriyetçiliği alacağım. Son Osmanlı halifesi bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından göreve getirilen Abdülmecid Efendi'nin fotoğrafını görüyorsunuz arkadaşlar. Halifeliğin kaldırılmasına karşı tepkilerin azaltılabilmesi için 1924 Anayasası'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin dini İslam'dır ibaresi konulmuştur. Bu madde laikliğe aykırı bir maddedir. Ama 1928 yılında bu madde kaldırılarak anayasada laiklik yolunda adımlar atılmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Unutmuyoruz. Halifeliğin kaldırılması cumhuriyetçilik, laiklik ve milliyetçilik ilkeleriyle ilgilidir. Öncelik laikliktir arkadaşlar. Sonra cumhuriyetçilik, sonra da milliyetçilik olarak bizim karşımıza çıkar. Eğer sorularda laiklik ve milliyetçilik yoksa cumhuriyetçiliği direkt ne yapacağız? Hemen işaretleyeceğiz. 5. 1921 Anayasası. Yani Teşkilat-ı Esasi Kanunu arkadaşlar. Bu anayasa cumhuriyetçilikle ilgili bir anayasadır. Çünkü birinci maddesi birinci maddesi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesi var orada. Yani milletin egemenliğini güçlendiren bir anayasadır. 24 maddeden oluşan çerçeve ve yumuşak bir anayasadır. Çerçeveden kastım madde sayısı az, 24 madde. Biz madde sayısı az olan anayasalara çerçeve anayasa diyoruz. Yumuşak bir anayasadır çünkü değiştirilemez ifadesi yok arkadaşlar. Her maddesini değiştirebilirsiniz. O yüzden 24 Anayasası, Cumhuriyetçilik 21 Anayasası cumhuriyetçilikle ilgilidir, çerçevedir, yumuşak bir anayasadır. Birinci maddesi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin konuşma kürsüsünün arkasında yazan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesini ve ilkesini benimseyen bir anayasadır. 6. 1924 Anayasası. Savaş bitti. Artık 1924 yılında neden yeni bir anayasa yaptık? Artık yeni kurulacak olan, yeni kurduğumuz Türk Devleti'nin
daha çağdaşlaşabilmesi için bir anayasaya ihtiyacınız vardı. Yani 21 Anayasası savaş dönemi anayasasıydı ama savaş bittiği için artık yeni bir anayasa yapılması gerekiyor. 24 Anayasası da kesinlikle cumhuriyetçilik ilkesiyle bağlantılıdır. Çünkü güçler birliği ilkesi burada yumuşatılmıştır. Güç dediğim devleti üç tane güç ayakta tutar. Birincisi yasa, ikincisi yürütme, üçüncüsü de yargı arkadaşlar. Şimdi olağanüstü durumlarda, savaş durumlarında, işte o hal durumlarında siz hızlı kanun yapıp hızlı hayata geçirip hızlıca uymayanları yargılayabilmek için güçler birliği ilkesini kullanabilirsiniz. Ama bu olağanüstü durumlarda yaparsınız bunu. Çünkü çok demokratik değildir. Ama zaman içerisinde biz savaş bittiği için artık 1924'lerde artık biz güçler birliğini yumuşatacağız. Yani güçler ayrılığına doğru bir geçişimiz söz konusu. Yani demokratik olan güçler ayrılığıdır arkadaşlar. Bugünkü gibi, günümüzdeki gibi. Şimdi yasamayı meclis yapıyor 1924'te. Yürütme ve yargıyı da kabine sistemi içerisindeki bakanlar kurulu yapıyor. Yani burada yasama yürütme ve yargıdan ayrıldığı için biraz güçler birliğinde yumuşama söz konusudur. 24 Anayasası'nda da yapılan bazı değişiklikler, 1928'de devletin dini İslam'dır maddesi çıkartıldı. Anayasa laikleştirildi. 1934'te seçmen yaşı 18'den 24'e çıkartıldı ve kadınlara seçme hakkı verildi. 37'de Atatürk ilkeleri anayasa madde olarak girdi. 37'de ise yine arkadaşlar toprak reformuyla köylüye toprak vermek devletin görevidir denilmiştir. Ama toprak reformu ne yazık ki başarılı olamamıştır. 1924 Anayasası siyasi bir kavramdır. Milletin egemenliğini güçlendirmiştir. Kesinlikle cumhuriyetçilikle ilgilidir. Kadınlara siyasal hakların verilmesi. Burada bir gazete haberini görüyorsunuz arkadaşlar. Türk kadını hakların en büyüğünü aldı diye. Şimdi kadınlarımıza 1930'da belediye seçimlerine katılma hakkı verildi. Ki mesela Sadiye Hanım Artvin Yusufeli ilçesinde Kılıçkaya Belediye Başkanı oldu. 1933'te muhtarlık seçimleri hakkı verildi kadınlarımıza. Gül Esin Hanım Aydın Çine ilçesinde Demirdere köyüne muhtar oldu. Ve 1934 yılında ise arkadaşlar milletvekilliği seçimlerine girme hakkı verildi kadınlarımıza. Seçme hakkı verildi. 17 tane kadınımız milletvekili oldu. Bu sıralamayı unutmayın. Bu sıralama gene baş harflerini kodlayalım arkadaşlar. Belediye seçimleri, muhtarlık seçimleri ve milletvekilliği seçimleri yani BMV diye kodlarsak kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkının bu sıralamayla belediye seçimleri, muhtarlık seçimleri ve vekil dediğimiz milletvekilliği seçimleri olarak bilmemizde fayda vardır. Daha Avrupa ülkelerinde bile kadınlara seçme hakkı verilmemişken Atatürk zamanında arkadaşlar Türk kadınına hak ettiği muamele yapılmıştır. Ordunun siyasetten ayrılması da kesinlikle cumhuriyetçilik ilkesiyle bağlantılıdır. 19 Aralık 1924 tarihinde ordu mensuplarına dedik ki ya kışlanıza dönün ya da askerlikten istifa edin, siyasete bulaşın. Yani ya kışlanız ya siyaset. İkisini aynı anda yapmayacaksınız denildi ki Atatürk'ün temel prensibi buydu zaten. Yani Mustafa Kemal Osmanlı Devleti zamanında bir subayken bile İttihat Terakki yönetimini eleştirmiştir. Hani ordu mensuplarının siyasete bu kadar bulaşması uygun değildir diye eleştirmiştir. Ve bizzat da kendisi zaten yeni Türk Devleti'ni kurmasıyla beraber orduyu siyasetten, siyaseti de ordudan ayırmıştır arkadaşlar. Mesela Fevzi Paşa ve Cevat Paşalar arkadaşlar ne yaptılar? Kışlalarına geri döndüler. Komutanlık vazifelerine geri döndüler. İsmet ve Kazım Paşalar ne yaptılar? Onlar da siyasetteki vazifelerine devam ettirdiler. Bu fotoğrafta da Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde Orgeneral Cevat Çobanlı, Mareşal Fevzi Çakmak ve Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını görüyorsunuz. Ordunun siyasetten ayrılması demokratik bir harekettir. Cumhuriyetçilik ilkesiyle bağlantılıdır diyeceğiz. Çok partili hayata geçme denemeleri. Şimdi biz burada üç tane siyasi partiden bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi 9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Fırkası. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisidir. İdeolojik olarak kurulmamıştır. Halkın kurduğu bir parti olarak bilinir arkadaşlar. İnkılapları gerçekleştirecek olan parti Cumhuriyet Halk Fırkası'dır. İkincisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Bu da
Terakkiperver ilerici demek arkadaşlar. 17 Kasım 1924'te kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci siyasi partisi. İki tane siyasi parti varsa bir tanesi muhalefet olacağı için Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ilk muhalefet partisi olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Başkanı Kazım Karapekir Paşa olmuştur. Ekonomi olarak parti programında liberalizmi savunmuştur. Fakat parti programında şöyle bir ifade vardır. Parti dini düşünce ve inançlara saygılıdır diye bir ifade kullanması sanki diğer partinin dini düşünce ve inançlara saygılı değildir gibi bir algıya yol açmasından dolayı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası içerisine irtica faaliyetlerine sebep olacak insanlar giriş yapmaya başlıyor. Ve Şeyh Said isyanının çıkmasında da etkili olduğunu biliyoruz. Ve 5 Haziran 1925'te Takriri Sükun Kanunu'yla da bu parti ne oldu arkadaşlar? Kapatılmıştır. Yani çok partili hayata geçme denemesi burada başarısız olmuştur. Üçüncüsü Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930'da Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü siyasi partisidir. İkinci muhalefet partisi olarak bizim karşımıza çıkar. Cumhuriyetçi ve laik bir partidir. Liberalizmi savunmuştur. Genel Başkanı Ali Fethi Bey, Ali Fethi Okyar'dır arkadaşlar. Yabancı sermayenin ülkeye girmesini amaçlamıştır. Ama bakıyor ki Ali Fethi Bey partiye böyle irtica yapabilecek yani gerici insanlar da partiye girmeye başlayınca terakkiperver olayının da yaşadığı için örnek olduğu için arkadaşlar partiyi kendi isteğiyle 17 Kasım 1930'da Ali Fethi Bey kapatıyor. Buradaki fotoğraf da Ali Fethi Bey arkadaşlar. Bu öndeki Ali Fethi Bey. Bakın arkasında da kim var? Bu da tanıdık bir isim aslında. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Aydın Teşkilatı ile beraber bir fotoğraf var. Bu da Aydın Teşkilat Başkanı Adnan Menderes. Daha sonradan başbakan olacak 1950'lerde arkadaşlar. Hatta 60 darbesiyle de ne yazık ki idam edilecek olan Adnan Menderes'in fotoğrafını görüyorsunuz. Ve B. Atatürk ilkelerinden milliyetçilik arkadaşlar. Yani Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın itici dediğim yanlış anlamayın. Hani destekleyici anlamındaki en büyük düşünce gücü milliyetçilikti arkadaşlar. Yani Atatürk için de milliyetçilik çok farklı bir konuydu. Milliyetçilik düşüncesi İstiklal Savaşımızın çıkış noktasıdır. Atatürk diyor ki ben 1919 senesi Mayıs'ı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım diyor 1937 yılında arkadaşlar. Yani bu topraklarda var olmamızın temel aslında düşünce bazıyla temel politikası aslında milliyetçilik olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Yine Atatürk diyor ki Atatürk'le ilgili Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı hem çağdaşlaşmayı ve uygarlığı hem de milli benliğimize ve kişiliğimize sahip çıkmayı gerektirir. Kendi milli benliğimize sahip çıkmakla çağdaşlaşmak millet haline gelmek de gelişmek birbirine zıt değildir. Birbirini tamamlayıcısıdır. Ne tarihi köklerden kopmak ne de geçmişe saplanıp kalmak. Atatürkçü milliyetçilik anlayışı kendi milletinin tarihini, kültürünü iyi bilmek, ondan güç alarak yeniye, ileriye doğru koşmak demektir. Bu şekilde çağımızın bilim ve teknolojisine erişmeyi çağdaş uygarlık düzeyinde üstüne yükselmeyi emreder diyor. Yani Atatürk milliyetçiliği herhangi bir ırka ve dine dayanmıyor. Yani Atatürk milliyetçiliğinde bir Türklük kavramı var ama bu bir ağaç olarak düşünün. O ağacın adı Türk ama o ağacın köklerinde bir dünya oluşturan etnik unsur da içinde barındırıyor arkadaşlar. Önemli olan kendini Türk hissetmek, ortak bir geçmişinin olması, ortak bir dilinin olması ve kültürünün olmasıdır. Yani bu milliyetçilik kültür bazlı milliyetçiliktir diyeceğiz. Milliyetçilik ilkesi ırk ve din esasına dayanmaz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Milliyetçiliğin bütünleyici ilkelerine bakacak olursak, ulusal birlik, beraberlik, ülke bütünlüğü, ulusal bağımsızlık ve istiklal gibi konular arkadaşlar milliyetçiliğin bütünleyici ilkeleridir. Peki
Bir test sorusunda ben cevabın milliyetçilik olabilmesi için hangi kavramları arayacağım? Milliyetçilikle ilgili milli birlik ve beraberlik varsa, vatan sevgisi, istiklal, bağımsızlık, dil ve tarih birliği, kültür birliği gibi kavramlar varsa o sorunun cevabı milliyetçiliktir arkadaşlar. Milliyetçilikle ilgili yapılan inkılaplara bakalım, bağlantılı olan inkılaplara bakalım. Milli bir Türk devletinin kurulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, sorunun gelişine göre cevap değişir bakın. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını direkt hiçbir ifade kullanmadan direkt TBMM açılmıştır derse cumhuriyetçilikle ilgili. Ama milli bir meclis açılmıştır derse o zaman cevap değişir, milliyetçilik olur arkadaşlar. İzmir'de İktisat Kongresi'nin düzenlenmesi, burada milli ekonomi kararı alınıyor. Mesela ham maddesi Türkiye'de olan sanayi kuruluşlarının desteklenmesi ve geliştirilmesi gibi milli bir ekonomi kararı alınıyor. Yani İzmir İktisat Kongresi de milliyetçilikle ilgilidir. Kapitülasyonların kaldırılması kesinlikle milliyetçilikle ilgili. Kendi vatandaşımızın, tüccarımızın kazanmasından bahsediyorum. Yani halifeliğin kaldırılması, bakın halifeliğin kaldırılmasını direkt sorarlarsa cevap laikliktir. Ama tek adamdan milletin egemenliğini güçlendirdi derse cevap cumhuriyetçiliktir. Ama soruda eğer size halifeliğin kaldırılmasıyla ilgili ümmetçi toplum anlayışından ulusalcı toplum anlayışına, milliyetçi toplum anlayışına bir geçiş söz konusu diye bahsetmişse cevap o zaman halifeliğin kaldırılmasının arkadaşlar milliyetçilik ilkesi diyeceğiz. Tevhid-i Tezzas kanunuyla eğitimde millileşme sağlanmıştır. O zaman bu kanun neyle ilgilidir arkadaşlar? Kesinlikle milliyetçilikle ilgilidir. Tabii eğitimde millileşme sağlandığına vurgu yapması gerekiyor. Reji idaresinin yabancıların elinden alınması, kabotaj kanunlarıyla Türk sularında Türklerin ticaretle taşımacılık yapabilmesi, Türk parasını koruma kanunu, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumları ve Türk bayrağının kabulü gibi hususlar arkadaşlar Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? Milliyetçilikle ilgilidir diyeceğiz. Halkçılık. Gençler, halkçılığı gördüğünüz yerde şunu arayın, muhakkak bunu arayın, sorunun cevabını bulacaksınız arkadaşlar. Halkçılığı gördüğünüz yerde eşitliği arayın arkadaşlar. Eşitliği arayın arkadaşlar. Devletin halkının yanında olması, eşit imkanlarla halka götürmesi, yani ona fazla buna az değil, herkese eşit imkanlarla eğer devlet halkın yanına varmışsa, eşitlik kokuyorsa o soruda, cevabı kesinlikle nedir arkadaşlar? Halkçılıktır diyeceğiz. Halkçılık ilkesini benimseyen Mustafa Kemal Atatürk her zaman halkının yanında ve menfaatlerinin savunucusu olmuştur. Atatürk diyor ki arkadaşlar, bizim gönlümüz ki halkçılıktır diyor. Kuvvetin, kudretin, egemenliğin, idarenin doğrudan doğruya halka verilmesidir. Halkın elinde bulundurulmasıdır. Yine şüphe yok ki bu dünyanın en kuvvetli bir esası bir ilkesidir. Halkçılık ilkesinden bu şekilde bahsetmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle de çıkmış sorularda bir ifade vardır. Halkçılık neyin sonucudur? Cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin bir sonucudur arkadaşlar halkçılık. Mesela örnek vereyim. Cumhuriyetçilikte ne var? Ortak bir yönetim söz konusu değil mi? Hani milletin egemenliği var. Milletin egemenliğinden kastım tüm millet. Bak herkese eşit. O zaman cumhuriyetçiliğin içerisinde halkçılık var. Milliyetçilikte biz ne yaptık? Irka bakmadık, dine bakmadık. Bu topraklarda doğup büyüyen herkesi Türk kabul ettik. Yani ortak bir eşit bir potada erittik. O zaman milliyetçinin içerisinde de halkçılık kesinlikle vardır. Halkçılığı bütünleyen ilke insan ve insanlık sevgisidir. Zaten insanı ve insanlığı seven herkes eşitlikten yanadır arkadaşlar. Sınıf birliği, eşitlik, insan sevgisi, sosyal devlet anlayışı halkçılık ilkelerinin vazgeçilmez birer parçasıdır. Halkçılıkla ilgili yapılan inkılaplara bakalım arkadaşlar. İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi, kızlar ve erkekler için karma eğitimi yani. Bu halkçılıkla herkese aynı çünkü. Aşar vergisinin kaldırılması, bakın buna çok dikkat edin. Aşar vergisi normalde diğer ismi öşür vergisi. Hani Osmanlı zamanında Müslüman çiftçiden alınan ürün vergisiydi bu. Şimdi sadece bunu tüccardan şeyden alıyorsunuz, çiftçiden alıyorsunuz. Bakın tüccardan bu kadar çok vergi almıyorsunuz. Yani aşar vergisini sadece tarımla uğraşan çiftçiden alıyorsunuz. Bu eşitliğe aykırı.
Haşar vergisini kaldırdığında otomatik olarak sadece bir zümreden o aldığın vergiyi kaldırıyorsun. Eşitliği burada. Vergi konusunda bir eşitlik getiriyorsun arkadaşlar. O zaman haşar vergisinin sadece çiftçilerden alınması ve bunun kaldırılmasıyla bu eşitliği bozan durumun ortadan kalkması arkadaşlar halkçılıkla alakalıdır. Kılık kıyafet kanunu halkçılıkla alakalıdır arkadaşlar. Medeni kanunun getirilmesi, medeni kanunla özellikle kadınlarımıza erkeklerle bazı sosyal ve toplumsal anlamda erkeklerle kadınları eşitlenmesi medeni kanununda halkçılıkla ilgisi olduğunu gösteriyor. Mesela medeni kanuna göre kadına evlenme ve boşanma hakkı getiriliyor. Medeni kanuna göre kadına mahkemede bir kadın bir şahit hakkı getiriliyor. Mesela eskiden Osmanlı zamanındaki İslam hukukuyla hazırlanan Mecelle dediğimiz medeni kanun vardı. Mesela orada bir erkek, bir mahkemede bir erkek, bir şahit, iki kadın, bir şahitti. Yani şey yoktu, toplumsal anlamda kadın erkek eşitliği söz konusu değildi. Ama Türk Medeni Kanunu ile beraber 1926 yılında toplumsal ve hukuksal anlamda kadınla erkek eşitlenmiştir. Bak eşitlik kelimesini kullandım. O zaman halkçılıkla ilgili. Kadınlara siyasi haklar verilmesi, erkekle kadını eşitliyorsun, eşitlik. Soyadı kanununun çıkması arkadaşlar neyle ilgilidir? Halkçılıkla ilgilidir diyeceğiz. Mesela soyadı kanununda da hakaret edici ünvanlar olmayacak, ayrıcalık belirten de olmayacak. Yani eşit statüde olacak diyor mesela. O yüzden soyadı kanununda halkçılıkla ilgilidir. Ve önemli ilkelerimizden bir tanesi ve genelde de yanlış anlaşılmış ilkelerden bir tanesi laiklik arkadaşlar. Bakın burada meclisin açıldığı güne bakın arkadaşlar. Atatürk ve silah arkadaşları ve cemaat ya da etrafındakiler herkes dualarla meclisi açmıştır. Yani laiklik demek din düşmanlığı demek değildir. Lütfen bunu iyi anlayalım arkadaşlar. Şimdi laikliğin en basit tanımını yaparak başladık biz burada. Laiklik en basit ilkokuldaki tanımıyla devletle din işlerinin ayrılması demektir. En basit tanımı bu. Ama biz artık yetişkin insanlar olarak laiklikle ilgili şunu bilmemiz gerekiyor. Laiklik devletin sınırları içerisinde yaşayan dini inançlara karşı tarafsız olması demektir arkadaşlar. Çünkü din hem bu dünya hem de öbür dünyayı da ilgilendiren bir şeydir. Fakat devlet siyasi bir yapıdır. Sadece bu dünyayı ilgilendirir. O yüzden bu dünyadaki yönetim mekanizması olan devlet bir kanun yaparken veya yönetim anlamında bulunduğu bölgeyi yönetirken ne yapmayacak? Hiçbir dine ayrıcalık tanımayacak. Laiklik, bir daha söylüyorum, devletin dinler ve dini inanışlar karşısında tarafsız olması demek. Laikliğin bütünleyici ilkesi akıl ve bilimselliktir. Din ve vicdan özgürlüğü, akıl ve bilimsellik laiklikle ilgili kavramlardır. Yani laik, hani dindar olduğunuz kadar laik olabilirsiniz arkadaşlar. Ya da laik olduğunuz kadar dindar da olabilirsiniz. Hani laik olmanız dininizi yaşamanızı engel değil, dininizi yaşamanızda laik olmanızı engel değil. Çünkü bu siyasi bir yapıdır. Yani laiklik ibadethanenin içine giren bir şey değildir. Laiklik devletin yönetim mekanizmasıdır. Bunun yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Madde 2 Anayasanın madde 2'si Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, bak insanlıktan bahsediyorum, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bakın demokratik diyor, cumhuriyetçilikle bağlantılı. Laik zaten laiklikle bağlantılı. Sosyal bir hukuk devleti, sosyal yani vatandaşının yanında yer alan bir devlet. Bu da halkçılıkla alakalı bir madde içinde barındırıyor. Laiklikle ilgili yapılan inkılaplar. Saltanatın kaldırılması cumhuriyetçilikle ilgili ama şıklarda cumhuriyetçilik yoksa laikliği alacağız. Halifeliğin kaldırılması direkt laiklikle ilgili. Tabii yoksa cumhuriyetçilik ve milliyetçiliği biz alabiliriz ama genelde de verirler. Şeria ve efkaf vekaleti. Şeria din demek, efkaf vakıf demek, vekalet bakanlık demek. Osmanlı Devleti'nde
Din ve Vakıf Bakanlığı vardı. Yani din ve vakıf hayır işleri bunların bakanlık siyasetin içinde olan bir şey. Biz laiklikle ilgili en basit tanımda ne dedik? Din ve devlet işlerinin ayrılması demiştik arkadaşlar. Şer'iye ve efkaf vekaleti kaldırılacaktır. Bu da hangi ilkeye hizmettir? Laikliğe. Tevhidi teçhizat kanunu ile medreselerin kapatılması ve bu da hani tevhidi teçhizat kanunu genelde kendi içerisinde hem halkçılıkla ilgilidir, hem milliyetçilikle ilgilidir, hem laiklikle ilgilidir. Neden halkçılıkla ilgili? Eğitim öğretimin birleştirilmesi herkese, yani eşitliği getiriyor halkçılık. Milli bir eğitim söz konusu, milliyetçilik arkadaşlar. Ve medreselerin kapatılması, bu da genelde hep bizim yanlış anlaşılmıştır. Medrese Osmanlı Devleti veya ondan önceki Türk İslam devletlerinde devlete memur yetiştirilen aslında bir eğitim merkeziydi. Yani devletin politikasına sadık devlet memur yetiştiren okullardı medrese. Tabii 17. ve 18. yüzyıllarda medreselerin sayısının artması, eğitim kalitesinin düşmesi, beşik ulemalığının gelmesi, pozitif bilimlerin fazla okutulmaması gibi sebeplerden dolayı ne yazık ki alimlerin yetiştiği medreselerde ne yazık ki yozlaşmalar ön plana çıkmaya başladı. Ve çağdaş kurumlar olmadı artık zaman içerisinde. Bundan dolayı Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na bağlı olarak ek bir kanunla medreseler kapatılacaktır arkadaşlar. Medeni kanunun kabulü akıl ve bilimsel şartlarda hazırlandığı için laiklikle alakalıdır. Anayasadan devletin dini İslam'dır ifadesinin çıkartılması anayasanın laikleşmesiyle alakalıdır. Zaten devletin sınırları içerisinde dinlere karşı tarafsız olması ilkesiydi dedik laiklik bununla alakalı. Arap harflerinin yerine Latin alfabesinin gelmesi laiklikle alakalı. Tekke ve zaviye türbelerin kapatılması yine laiklikle alakalı. Dini kıyafetlerin ibadethane dışında giyilmesinin yasaklanması bu laiklikle alakalı arkadaşlar. Laikliği bulamazsanız burada ayrıcalık ifade ettiği için halkçılığı aramanız gerekiyor. Laiklik ilkesinin diğer ilkelerle beraber anayasaya bir madde olarak girmesi yine laiklik ilkesiyle ilgilidir. Beşincisi, devletçilik. Genelde bu da çok yanlış anlaşılıyor. Yani devletçilik ismini duyunca vatan, millet, Sakarya insanın aklına geliyor ama öyle değil. Buradaki devletçilik ekonomidir arkadaşlar. Bakın, hani Atatürk de diyor ya uçurum kenarında bir ülke. Gerçekten öyle. Yıllardır verilen savaşlar, Birinci Dünya Savaşı, onun öncesinde Balkan Savaşları, Trablusgarp Savaşları, onun öncesinde 93 Harbi. Bu millet yıllardır savaşa girmiş çıkmış. Adamın 5 tane çocuğu varsa bir tanesi Trablusgarp'ta şehit düşmüş, bir tanesi Balkanlar'da şehit düşmüş, bir tanesi Birinci Cihan Harbi'nde ki orada da bir dünya cephe var. Biri de kurtulursa adamın çocuğu kalmamış. Yani bitap düşmüş bir ülkeyi almış. Enkazı devralmıştır Mustafa Kemal. O yüzden fabrika kuracak ve fabrika kuracak sermayeder yok fazla. Yani devlet mecbur kalıyor, ekonomiye müdahale etmek zorunda kalıyor. Yani bazı önemli temel tesisleri, mesela bir demir çelik fabrikasını de sıradan insanlar kuramaz ki. Yani demir çelik fabrikası dediğin çok büyük bir yatırımdır. Onu sıradan bir atölye değil bu. O yüzden devletçilik ilkesinin temel mantığı devlet özel sektörün yapamadığı bazı fabrikaları hem özel sektör eliyle onları destekleyerek hem de gerekirse tek başına yapmış olduğu sisteme biz devletçilik diyoruz. Bunu Atatürk ortaya çıkarttı aslında devletçiliği. O yüzden devletçiliğin ismine bakın vatan millet Sakarya demeyin. Vatan millet Sakarya milliyetçilik ilkesiyle ilgili. Ama devletin fabrika açması, devletin fabrika açacak sermayedere kredi olanağı sağlaması hep neyle ilgili? Devletçilikle ilgili. Devletçilik ekonomi arkadaşlar unutmayın. Devletçilik Türkiye'de Atatürk tarafından ortaya konulan bir ekonomi siyasetidir. Bu ilkenin amacı Türk toplumunu çağdaş medeniyet ve refah seviyesini yükseltmektir. Devletçilik ekonomide vatandaş ile devletin işbirliği yapması demektir. Atatürk diyor ki, ferdi iş faaliyetlerini esas tutmakla beraber mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha, memleketi mamurluğa eriştirmek için
milletin genel ve yüksek menfaatlerinin gerektirdiği işlerle özellikle ekonomik alanda devleti fiilen alakadar kılmak prensibimizdir diyor arkadaşlar. Şimdi bir daha söylüyorum, bakın yanlış anlaşılmasın, unutmayın. Devletçilik ekonomidir arkadaşlar. Özel sektörün yapamadığı yatırımların devlet eliyle hayata geçirilmesidir diyeceğiz. Atatürk ilkelerinden biri olan devletçilik, liberalizmden ayrı bir ekonomik rejim olduğu gibi bütün üretim araçlarını devletin elinde bulunduran sosyalizmden de ayrı bir rejimdir. Yani devletçilik ne liberalizmle aynıdır ne sosyalizmle ayrıdır. Farklıdır yani. Devletçilik çok farklı bir modeldir. Bu devletçilik anlayışını, komünizm rejiminin devletçilik anlayışına asla benzemez. Milli özelliklerimize uyan, Türk ulusunun yararını doğrudan ilgilendiren, iktisadi ve sosyal kalkınmasını öngören konularda devleti ilgili kılan, ayrıca özel mülkiyete de yer veren, teşebbüs hürriyetini savunan, gerekli kalkınmayı amaçlayan bir ekonomi modelidir. O günün ihtiyaçlarından dolayı doğmuştur. Yani Atatürk de bunu istemiyor aslında. Ama mecbursun. Yani fabrika açman gerekiyor. Biliyorsunuz her fabrika bir kaledir. Bir de yeni kurulmuş bir devletsin. Yani amacın yurt dışına muhtaç olmamak. Ne yapacaksın? Özel sektör yapamıyorsa bunu devlet eliyle sen yapacaksın. Bunu yapmışlardır arkadaşlar. Kalkınma planlarıyla beraber bir dünya fabrika hayata geçirilmiştir. 1929'da Amerika'da yaşanılan bir ekonomik kriz tüm dünyayı etkiledi arkadaşlar. Ve meşhur 1929 dünya ekonomik buhranı çıktı ve biz de devletçilik ilkesini tam anlamıyla 1929 yılından sonra uygulamaya başlamışızdır. Neler yaptık devletçilik ilkesiyle ilgili? Birincisi, birinci 5 yıllık sanayi planını yaptık 1934 ve 38 arasında arkadaşlar. Bu plan doğrultusunda Paşabahçe Cam Fabrikası, İzmir Kağıt Fabrikası, Malatya, Kayseri, Bursa Merinos Fabrikaları, Gemlik Suni İpek Fabrikası, Nazilli Basma Fabrikası gibi en az 19'a yakın fabrika kurulması planlanmıştır ve kurulmuştur. Birinci 5 yıllık sanayi kalkınma planı başarılı sonuç getirmiştir. İkinci 5 yıllık sanayi kalkınma planı 1938'de planlandı ama 1939'da çıkan 2. Dünya Harbi sebebiyle ne yazık ki 2. 5 yıllık kalkınma planı başarıya ulaşmamıştır diyeceğiz arkadaşlar. Bankaların kurulması. Bakın bir dünya banka kurmuşuzdur. Bunların temel sebebi, yani şimdi bakın mesela 1925'te İş Bankası ilk özel bankadır. Yani özel sektöre kredi vermesi için kurulmuştur. 1925'te Sanayi ve Maden Bankası, sanayi ve madenciliği geliştirmek için kurulmuştur. 1926'da Emlak ve Eytan Bankası, inşaat sektörüne kredi sağlamak, yetim hakkını korumak için kurulmuştur. 1930'da Sümer Bank ne yaptı? Planlama imalat sanayisini kurdu, tekstil sanayisini geliştirdi. Onlara kredi olanakları sağladı. 1933 Halkbank kuruldu, esnafa kredi verdi. Etibank kuruldu arkadaşlar, madencilik, eti maden diye duymuşsunuzdur belki. 1937'de Denizbank Sanayi Yatırımları, yani bu kurulan bankalar devlet eliyle insanlara kredi olanakları sağlayarak ülkedeki tesisleri geliştirmek için kuruldu. Mesela bakın burada bir tane kartpostal gibi var. Bu Etibank'ın kurduğu ve işlettiği şirketler arkadaşlar, yerli ve milli tesisler. Bakın Keçiborlu Kükürt İşletmesi, Murgul Bakır İşletmesi, Ereğli Kömür İşletmesi, İzmir'de yine bir fuar hatırası diye bir Etibank'ın kartpostalı bu. Bu şurada ortadaki Ankara'daki umum genel müdürlük binası. Bakın burada Ergani Bakır İşletmesi'ni görüyorsunuz. Çatalazı Zonguldak'taki elektrik tesislerini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani Şark Kronlar İşletmesi, ya bir dünya işletme. Kim kurdu bunu? Etibank kurdu arkadaşlar. Bu bir banka. Ama bu bankanın temel kurulma sebebi neyi geliştirmek? Madenciliği geliştirmek. O zaman devletçilik kesinlikle ve kesinlikle hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir? Arkadaşlar devletçilik yani ekonomiyle ilgilidir. Bunu lütfen unutmayın. Ve sonuncu ilkemiz, her şeyden bir fotoğraf koymaya çalıştık arkadaşlar. Yani inkılapçılık. Buraya kadar bahsettiğim her şey zaten
içerisindedir arkadaşlar. Şimdi inkılapçılık çağdaşlaşmanın bir gereğidir. Çağdaş bir ülke olabilmek için tam bağımsızlık ve akılcılık ilk şarttır. İnkılapçılığın özü kültürel değerlerine, gelenek ve göreneklerine bağlı fakat her türlü yeniliğe de açık bireyler yetiştirmektir. Atatürk diyor ki, inkılap var olan müesseseleri zorla değiştirmek demektir. Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseselerini yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni gereklerine göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseleri koymuş olmaktır. Yani bir şeyi kaldırıp komple kökten kaldırıp yerine yeni bir şey getiriyorsan bunun adı inkılapçılıktır arkadaşlar. Türk toplumunu muasır medeniyetler yani çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmayı hedefleyen inkılapçılık ilkesi Atatürkçü düşünce sisteminin içinde önemli bir yere sahiptir. Bu ilke Atatürk ve inkılaplarını birer dogma olmaktan kurtararak bunların daima dinamik ve sürekli gelişen bir yapıya sahip olmasını sağlamıştır. Çağdaşlaşma, batılılaşma, bu batılılaşmayı Avrupalılaşma olarak algılamayın. Batı gelişmiş yer demektir arkadaşlar. Avrupa demek değildir. Batılılaşma, ilerleme, durağan olmama, dogmatik olmama ifadeleri inkılapçılık sorularında bize soruyu inkılapçılık olarak çözülecektir arkadaşlar. İnkılapçılıktan maksat Türk toplumunun daha doğrusu Türk milletinin durmasını, gerilemesini ve geriye bakmasını önlemek. Sosyal ve kültürel hayatını çağın üstüne çıkartmaktır. Daima yenileşmeyi yürümektir. Elbette bu tür bir düşünce ve hareket çağdaşlaşmayı amaçlar, çağdaş yaşama özlemini giderir. Medeni ve insanca yaşama ise insanın ve insanlığın en tabii hakkıdır. Bu da çok çalışmayı gerekli kılar. Yani çok çalışmanız gerekiyor hepimizin. İnkılapçılık iki büyük temele dayanıyor. Bunlardan milliyetçilik ve medeniyetçiliktir. Medeniyetçilik bizi devamlı olarak Batı medeniyetine çağırır. Milliyetçilik ise kökümüzü öğrenerek benliğimizi bulmamızı ve kimliğimizi kazanmamızı sağlar. Her ikisinin kaynaşması ile milli varlığımız güçlenir. Yepyeni ve güçlü bir Türkiye bünyesi yaratılır demiştir. Evet arkadaşlar bugün Allah'a şükür 14. ders haftamızın da videosunu çektik. Konumuz neydi? 3. ünitenin ilk konusu Atatürk ilkeleriydi. Cumhuriyetçiliği konuştuk, milliyetçiliği konuştuk, halkçılık, inkılapçılık, laiklik ve devletçilik ilkelerini konuşarak bugünkü dersimizi sonlandırıyoruz arkadaşlar. Sevdamızda, davamızda siz bu ülkenin geleceğisiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.